uçacaksın. Uçacaksın. Havalara uçacaksın. Ayağını yerden keseceğim senin, kalbime konacaksın. Günah çam çiçekler gibiyiz, yalan yalan. Saf ki sevdiğimiz yalan. Senin dikiz aynasından görmek istiyorum Öykü. Oo, sana sağlık. Wow. Şey yönetmenlik de var. Sen hiç köpek balığı gördün? Yeter artık Sımay ya. Ne yapmış olabilirim ya? B12 mi eksikse? Anamızı B12... unuttun. Açık mı? Oh kafa. Şöhret olma olur. Gerizekalı gibi. Gerçekten salağız galiba. Evet, bugün genel cerrahi stajının vloguna başlamış bulunuyoruz efendim. Evet. Bir pediatri stajını atlattık. Evet. Pediatri stajı hakkında genel söylemek istediğin şeyler var mı ve sınavın hakkında? Pediatri stajı gerçekten çok güzeldi. Kendimizi çok değerli hissettiğimiz, var olduğumuzu anladığımız bir stajdı. Sınav da güzeldi, sözlü sınavımız. Kimisi için kötü olabilir, kimisi için güzel olabilir. Yani çok evet, bir şey yapmayayım. Kalanlar da oldu evet, yani. Kalanlar da şey oldu. Değildi. Ama güzeldi. Kalmadım. Geçtim. Evet, benim görüşlerim bunlar. Sınav hakkında çok da konuşmuyorum. Çok da şimdi şey yapayım. Hocalarımız izler falan. Değil mi? Değil mi? Canım, benim sınavıma giren hocalarım. İsim verebilirsin. Cumhur Hoca'cığım çok teşekkür ederim beni geçirdiğiniz için. Cumhur Hoca'ya ve Coşkun Hoca'ya çok teşekkür ederim. Ben de Mutlu Hoca'ya ve Hakan Hoca'ya çok teşekkür ederim. Bizi geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Hemen hocaya link atalım izlesin. Yok. Hala hocalar benim kanalımı bilmiyor ve bilmesinler. Evet. Bilindiği zaman bilin ki bu kanal kapanabilir. Şey, rütük şeyi gibi. Rütük olabilir arkadaşlar. Ama gerçekten çok kasıcı olmaz mı evet, o zaman? Evet, kasıcı olur. Sürekli ben hocaların izleyeceğini düşündüm. Hocalar niye izlesin ki bu arada? Tamam otur. Yemek İşi gücü yok benim. Ya değil mi aslında? Ama yine de bilinmesini istemem mesela. Evet. Çünkü şey olur, bakalım ne konuşmuşlar bizim hakkımızda ve izleyelim. Kötü şeyleri zaten kırpıyorum artık. Yemiyor çünkü. Ama iyi şeyleri koruyorum. Koyacağım. Bu arada bugün kendini göster. Bugün evet bir kombin evet, yapalım kombin artık. Yap yani. Genel cerrahi stajyerleri ne giyer? Evet. Bölümümüz giriyoruz ama senden başlayalım mı Ermine? Bugün ne giydin bize gösterir misin? Bunun adını bilmiyorum. Tişört deyip geçiyorum. Triko. Yine bir trikon altına gördüğünüz üzere açık renk bir kotum var. Bir de beyaz spor ayakkabımla. Ve daha ne olsun? Şeyini de göster. Evet. Stajyerler ne giydi? Katıldığın evet. için teşekkür ederim. İşte arabası olan. İşte bazılarının arabası var arkadaşlar. Üniversite böyle bir yer falan. Ben normal jean, altına beyaz bir spor ayakkabı, üzerime de beyaz bir tişört, onun dışında da takılardan şularımla renklendirdim. Güzelsin. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Olur haber programı. Ben de arkada çıkar. Telefonla konuşman lazım. Telefonu nerede? Hangi kanal bu? Bugün bir hediye aldım. Az uzaklaş. Aldım. Bugün bir hediye aldım. Ama evet. Hediyelerimi göstereceğim. Ha tamam. Bu kolye. Ve bu küpeler bugün evet. bana hediye olarak geldi Ayşe tarafından. Aynen Ayşe arıyor. Ve... Hangi kanal bu? Ay sen de telefonu çekiyorum. Beyefendi biz bunu yapalım sonra size röportaj alalım. Ayşe çok sevindim Ayşe. Evet bugün biraz kız. Evet. Böyle. Bir kot ütülemedim. Bunun ütülü olması çok gerekiyordu. Çok tekmeyelim orayı. Buranın böyle olması gerekiyordu yani. Model biraz kaçık çünkü ütüsüz. Evet. Ve her Allah günü giydiğim beyaz olmayan artık spor ayakkabılarım. Spor ayakkabı candır. Bugün bir kiraz kız. Evet, bugün böyle bir kombin. Merhaba sana. Merhaba. Bir stajyerler ne giyer kısmına da videosuna da hoş geldin. Hoş bulduk. Bize anlat bakalım bugünkü kombinini tatlım. Bugünkü kombinim aslında hemen üstüme geçirmek için bir elbise attım. Hiç hava durumuna bile bakmadım diyebilirim. Evet bugün bayağı yağmurlu aslında ama biraz çok üşüyeceğini düşünmüyorum. Üşümem diye düşünüyorum ben de. Deri bir ceket attım.
spor ayakkabılarım var. Evet. Ve izlerim var. Yüzünüze yüzükleriniz çarptı. Evet. Modaya yön veriyorsunuz diyebilir miyiz? Yön veriyor muyum? Yön verenlerden biriyim. Tek başıma yön vermiyorum. Kaç kişi? Olivia Palermo var. Bu kadar başka bilmiyorum. İnanan ikimiz var. İnanan Sert var. Kemal Doğulu beyefendi. Şu Kemal'e sürekli artistik yapıp giden bir kadın var. Şey var, Simay Sümbüloğlu. Kim bilmiyor. Smile diye bir tane tasarımcı sen var ya. Tanımıyor çünkü. Aynen. Çok böyle. İyi. Çok iyi. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhaba Özge. Merhaba. Stajyerler Negi'ye hoş geldin. Hoş bize kombinini anlatır mısın? Sizler biraz ses alır mısınız? Burada... Çekim yapıyoruz. Evet. Üzerimde beyaz bir gömlek var. Kollar işlemedi bu. Kollarında ne yazıyor? Aa, ne yazdığını bilmiyorum açıkçası. Bir şey yazıyor mu peki? Yazıyor normalde ama ben de bilmiyorum. Altında yüksek belgeciğin var. Ne kadar yüksek? Ayağımda da siyah spor ayakkabı. Çok iyi. Ojelerini de göstermek istersin. Ojelerini de Sena için sürdüm bugün kırmızı. İki aydan sonra ilk defa kırmızı oje sürdüm. Neden Sena için kırmızı oje sürdün? Çok seviyorum. Evet, Smile kolunda ne yazdığını sonunda buldu. Hepsini aşağıya tarayarak. You, şöyle mi gidiyor? You for... best wishes for you. Aynen. For you, best wishes... Diğer konuda da aynısı. Burada ne yazıyor? Yine for you, başa dönüyor. Aynen. Rahatladık. 3 saattir buna çalışıyorum. Az önce çok garip bir şey oldu. Çok heyecanlıyız. Toplu olarak bir heyecan yaşıyoruz şu an. Bana bir kargo gelecekti. Ondan sonra ben de evde değilim diye burada arabasını gördüm. Koştum arabanın arkasından dedim böyle böyle. Sonra kargocu bana dedi ki Simay Saka mı? Sonra ben böyle kaldım. Dedim evet. Sonra bana dedi ki YouTube'un gücü olsa gerek. Tanınıyorum artık arkadaşlar. Galiba Zonguldak çok küçük bir yer. Ama şoktayım olsun, ben hala. Buradan çıkarsın tüm Türkiye'yi, oradan başka tüm dünyayı. Çok çok değişikti, evet. Gelen şey de pediatriden geçtiğim için kendime aldığım hediyeler. Dahiliyeden geçtiğimde kendime biliyorsunuz ki kolonya hediyesi almıştım. Şimdi de kendime sticker'lar aldım. Hediye olarak saçma şeyleri alıyorum kendime. Birazdan açalım birlikte. Aç, 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 aç. Şu kadarcık şeyin bakayım. 90 lira olması beni biraz üzüldü. Şaka yaptım, iç üzmedi. Bir tane kız var Instagram'da. Evet. İhtiyacı olduğunu düşünmüyorum ama buradan reklamını da yapalım. İşte kardeşlik. Şuraya koyarım. Çok güzel çizimleri var. Çok orijinal olduğunu düşünüyorum çizimlerini. Ve ondan sticker'lar aldım işte. Aa. Instagram'dan mı? Evet. Yani Shopier mağazası var. Ve tatlı şeyler var gerçekten, şey yapabilirsiniz. Aa, çok tatlı, ben teşekkür ederim. Yani nasıl açılıyor bu ya? Bu hediyesi. Allah razı olsun. Ben bu da hediye, bunu almamıştım. Çok tatlılar. Güle güle kullan. Güle güle kullan. Güle güle kullansın. Teşekkürler. Ben bunlara bayıldım işte. Abi, en sevdiğim şey Gimp'ti şeyi. Önümesi çok güzel. Bir de frens var bakın. Aha. Yes. İşte benim favorim geldi. Ya şu çizime bakar mısın? Ne kadar güzel. Güzel. Bu çok güzel. Evet. Gerçekten çok çizimleri güzel. Çok güzel kızın. Umarım bol bol kullanabilirim bu kadarı. Günlüğümde bol bol bunları yerim. Yapacağım. Bir de kullan. Teşekkürler. Bak ben de son. Gel sen de. Bye. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Ben Ceyda. Sümbül bahçesinden çıkmış gibi hissetmek istedim kendimi. O yüzden morlarım. Bu genel cerrahi modası galiba. Evet, genel cerrahi tarzı. Çok başarılı buldum evet, seni. Uyumlu olduk bence. Ben evet. De kavun içeyim. Çok tatlısın. Ama kavun içi bayıldım çok sağ. Ben çok teşekkürler. Seni çekebilirsin. Öğrendik ki bu kanala çıkanlar ünlü oluyormuş. Evet. Kargocular evi aramadan direkt buluyorlarmış. O yüzden... Demeyin böyle şeyler arkadaş, utanıyorum. Ben kabullenmiş değilim. Artık sana şeyler de gelir ha. Böyle sponsorlar. Oha. Ya kargocu nasıl izleyebilirim yani? Buna plaket falan mı geldi YouTube'dan ya? Arkadaşlar 2000 olmadı, 2000 abone olmadığımın farkında mıyız daha? Evet ama 22.000 izlenmiş videom. Bu arada arkadaşlar el ele verip 2000 aboneye ulaşalım. Şu an 1900. Oo, çok tatlı ama.
7 falanım. Arkadaşlar el ele veriyoruz. Biliyorsunuz artık para kazanmaya başladım. Nerede kamera? Arkadaşlar iş çok ciddi. Artık görüyorum %70 abone olmadan izliyorsunuz. Neden? İzliyorsunuz. Neden abone olmuyorsunuz? Haklı bir sebep olmuş. Belki devamı gelmez diye düşünüyorlardır ama devamı geldi. Yok ya, ben de abone olmuyorum neyse. Bir şey demiyorum, ben de olmuyorum. Ama siz olun. Oluyorum direkt. Ben oldum Sima'ya. Teşekkür ederim. Biraz erkek gibi gözüküyor. Ben her yerde kamera görüyorum. Bence bu renkte hiç erkek gibi görünüyor. Çok feminen diyorsun, merak etme. Cinsiyetçilik yapıyorsun. Hayır, estağfurullah. Hayır. Hayır, ben Morgan erkek diyorum. Ne dedirttiniz bana bu kanalda? Sana artık mor giyinip bir şey yapacak. Aynen. Bu bir mesaj olacak. Mesaj olsun. Yapsınlar. Mesaj olsun. Olmasın arkadaşlar mesaj. Ama ben ders çalışacağım, hadi kapat. İşte tıpçıların gerçek yüzü. Seni çalışırken çekeyim. Oğlum ben ders çalışmam. Ders çalışırken. Ameliyata gidecek. Evet, bugün ameliyat günü, çok heyecanlıyım. Gerçekten ameliyat günü için heyecanlıyım ha ben. İlk şeyim. Endoskopiden sonra beni çok etkileyeceğini sanmıyorum. Sen ben yarın... cuma günü girdim. Ha. Evet, neye girdi? Burayı anlatırsan. Bir tanesi 4,5 saat sürdü. Ne ameliyatıydı? Ripple ameliyatı. Bunu araştırabilirsiniz merak eden olursa. Ben de sen bilmiyorum. Bu 4,5 saat sürdü. Diğeri çocuk appendektomiydi. Çok küçücük bir delik falan açıyorlar. Gerçekten çocuk cerrahisi bayağı zor. Çünkü küçük bir şeyde çalışıyorsun ya. Evet. Ama ameliyathane ortamını sevdim. Küçük bir şey dediğin çocuğun vücudu mu? Evet. Küçük bir alan. Ben hasta zonguldaklıyım. Zonguldaklı olmakla da gurur duyuyorum. Ben beğenmeyeceksiniz. Abi niye yükseldin? Zaten severiz abi zonguldaklı. Zaten şelale kızı burada ya. Şelale kızı muhterim be abi. Durun, kapatıyorum artık arkadaşlar. Görüşürüz. Gazlı Kürsel yemeği beğenmeyeceksiniz. İki sponsoru bekliyoruz. Hadi bir sponsor olun. Gözünüzü seveyim. Merhaba arkadaşlar. Videoyu çektim. Videoyu çektim. Çekiyorum şu an. Video mu şu an? Evet. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Merhaba. Asansör boş. Niye böylesin Özge Hanım? Bugün benim ameliyata mı girdin? Oo, Özge Hanım. Bugün ameliyata mı girdiniz? Gibi geliyor. Çok. Ya sen niye asansörde açıyorsun? Yok, gelmiyor bu arada. İnanılmaz. Beni ya. Beni koyma bari. Ne oldu, utandın mı? Evet, utandım. Korumasın. Çıkmasın. Melek abi. Azrail'i bekliyor. Umarım boğulmam hiçbir zaman. Yani. Her zaman boğulmak için çabalayacağım. Yani. Umarım şu hiç olmaz. Azrail'in bilgisayarının bir açılması. Hatırlatıyor ama nerede olduğunu hatırlatıyor. Adının da BİM olması peki. Kıta Kranta'yı konuşmak isterim. Aa evet, onu. Kıta Kranta'yı buradaki kimsenin bilmediğini %100 eminim. Kıta Kranta diye bir tabir biliyor musunuz? Böyle bir tabir sizce var. Sizce ne demek olabilir bilmiyorsanız da? Ne olabilir? Ne demek olabilir? Kıta Kranta. Kıta Kranta diye bir şey var. Kötü bir şey kimse bilmiyor. Sadece ben biliyorum ve benim ailem, küçük bir çekirdek ailem biliyor. Ya biz bunu türettik. Çünkü İzmir yöresi değil. Arkadaşlarım da bilmiyor. Bilen varsa lütfen yazsın. Lütfen. Lütfen yardımınıza. Çok ihtiyacım var. Bir de neydi? Sen olduğunu bana zannet... ne demiştin? Onu kıtırık dedi. Kıtırık. Hatırlayamadım ne olduğunu. Bana kıtırık dedi. Hoşuma gitti. Ay bunu sakın koy. Buraya kesin ciddiye alabilirler. Kesmiyorum ama şaka yaptıklarını temin ediyorum. Olur mu? Kes, kes. Biri benim. Yok, kesmeyeyim. Herkes bir şeyi kes diyor ama bana. Ne koyacağım ben bunu? Çok güzelsin. Ben seni çekeyim. Sensin güzel. Bak ne diyorsun? Uzaklaş azıcık. Şu dik çek, tamam mı? Gibi. Tamam. Dik çek ama. Dik çek. Dik çek. Yan çekiyorum arkadaşlar, hiç mi şey yapmadınız? Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kombinimi göstermek istedim. Eteğim dönüyor. Tutayım istersen. Yok. Başarılı bir kombin. Bugün ameliyathanedeyiz. İlk ve son günümüz. Evet, ilk ve son günümüz ameliyathanede.
Bugün ilk kez ameliyat ediyorum. Evet, bugün hayatımın ilk adam kesmesini gördüm. Kokuyordu. Kokulu. Ve ben hep böyle bıçakla falan, bıçak değil de. Ne lan anladın? Bir sürüyle girecekler sandım. Yakıyorlar hep. Yakıyorlar, çok garip. Yakıldığını bilmiyordum ben ve çok kokuyor. Ekvaterleme işlemi o mu? Yok. Yani kesenten falan bayağı yakıyorlar yani. Direkt yani kesmedi, hep şey yaptı, yakarak ilerledi lenf nodunu. Ve şeydi, kokuluydu. Ben acıkmıştım. Çorba içerken o koku burnuma geldiği için çorbamı içemedim. Bildiğin yanık et kokusu ama onu insandan çıktığını şey yapıyorsun. Bir de böyle ya çok kokuyor. Ben hocanın çok yanındaydım yani. Direkt böyle bakıyordum, önümdeydi. O yüzden böyle direkt geldi. Bir de acıkmıştı. Zaten kanlı falan değildi. Hiç kanlı değildi abi. Çok garip. Ben kan bekliyorum. Aspiratör bir şey de yok aslında. Evet. Var mıydı sizde? Bizde var. Şeyde yok mu? Lenf nodunda falan hiç yoktu. Bizde çok Scrubs'ın Scrubs'ın sponsoru arkadaşlar. İlk sponsorumu aldım. Buradan söylemek isterim. Sponsorum yanımda duruyor. Merdan'ın kimliği. Merdan'ın, evet. Merdan'ın kimliğiydi. Heyecanlıyım. 0 liraya maalesef. Yıkayıp geri vereceğim ama arkadaşlar. Üçlemesem olur mu? Evet, başlattım. Arkadaşlar. Ya bakmayın. Evet arkadaşlar. Çok yok ya, gayet kimse bakmıyor. Neler baktı ama? Ay ne dedi ne? İşte arkadaşlar artık uyumluydu. Evet. Evet, gel. Scrubs'ını tanıtıyor. Bu videoda sen de mi olacaktın be? Ne günlere geldik. Karadan yüzden geldik. Evet. Kıyafetini tanıtıyor. Stajyerler nasıl geldi? Evet. Evet. Stajyerler böyle. Çok düşünmedim üstüne. Erkekler böyle işte. Kadın doğumdan bahsediyor. Kadın doğumu Enes çok sevmiş. Biraz Ceren'i de göstereyim. Arkadaşlar beni değil Enes. Enes kadın doğumu çok sevmiş. Kadın doğum tercih edenlere saygım var ama bilmiyorum yani. Ben de cerrahi seçmeyeceğime karar verdim. Gerek yok. Cerrahi gerek yok. Zaten kadınlar klinisyen olsun. Ne yapacak? Cerrahi bir iş var. Dedi be şu an. Hadi bakalım, hadi, hadi canım, hadi. Evet, kaos, kaos kırılacağız. Kahve de çok önemli. Kesin getirin. Rating içerdi Burak. Ben de o yüzden söyledim yani, yoksa. Bu düşünce de almadığınızı, olmadığını biliyorum. Filme yapsın şu an. Değilim ben, değilim. Aşım krem oldu. Enes Hakan'dan ne gömdüydü seni ya? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir yıl geçti biliyor musunuz bu kanal açıldı? 12 Haziran'dı. Geçtim. Çok. Direncimiz zaman su gibi. Ben 1 milyon olurum diye düştüm. Emre Bey selam verin lütfen. Çocuğun kolunu yakmışsın la. Emre yatıyordu yerde, tamam mı, halıda şöyleydi. Ben de böyle inadına hani düşsün dedim, tamam mı? Hani böyle şey yaparsın ya, bacağına falan düşsün böyle şey oldu. Onu düşündüm. Bu kolunu çektim. Ama halıya sürttü yani. Düşünemedi. Ama şimdi şeyde evet Batuhan Bey sizi de çekiyorum. What's happening you? Are you fitness back in business? Actually always in business. Yeah. Çok hızlı bir giriş yapmaya gidiyor. Sonra işte Emre bana çok sinirlendi. İlk defa Emre'nin sinirlendiğini gördüm. Ama. Ve böyle şey dedi. Yapsın böyle baksın bana. İçinden bana küfret. Ama hiçbir şey demedi. Emre de halıda yatmasaymış poz verir gibi nereden kalacak aşağı. Hiçbir şey demedi, dedi ki ah Simay yaptı. Sadece böyle çok acı. Bir şey de anlatacaktım ya, ne anlatacaktım? Kilotlu çorbanını anlatsana. Kilotlu çorbanı mı? Ya beni çok güldürmüştü. Kilotlu çorbanını anlat diye bir istek geldi arkadaşlar. Tamam. Sınavdan sonra cuma günü sahile gidiyoruz. Gidelim mi gerçekten? Biz sizinle vakit geçirebiliriz. İstiyorum yani bunu. Lütfettiniz ya. Yani çağırırsanız mutlu olurum. Ya salak mısın ya? Lütfen. Senin de tüm yolları çıkarım, anlıyor musun? Cuma mı, perşembe mi?
Perşembe sınav sonrası da olabilir. Bence perşembe olabilir. Ben cuma günü katılıyorum. Ulan ya. Neden? Ben bilmiyorum. İşim var. Ben cuma günü neden katılıyorum? Beytin de var. Yüzmeye gidiyoruz. Nereye? Şimdi perşembe mi cuma mı o zaman? Perşembe olsun. Sınav sonrası. Benim budur. Nereden neyse ben bunu Sen Allah'ın izniyle yarabbim. Hepimiz mutlu mesut bir şekilde sınavdan çıkacağız diye. İnşallah. Kötü geçerse ben gelmem. Komik bir anım Komik bir anım yok. Trajikomik bir anım var. Komik bir anımız var. Komik Aa O Ses Türkiye'ye gittik. Sen O Ses Türkiye'ye mi gittin? Evet. Acun'u gördük, Murat Baz'ı gördük, Hadise'yi gördük. Programa katılmak için mi yoksa izlemek için? Yok izlemek için. İkizler ben. Şeyler de var. Mert Akifler falan vardı. Evet Arif o. Mert Akifler bizi tatlıcıya götürdü ikizler. Eda Taşkın'ın gittik tatlıcı neydi? Asuman. Asuman'a gittik. Asuman'da Asuman yedik. Sabah midesi bulanıyormuş. Sorma ya. Sabah 4.30 gibi falan uyanmıştım. Neydi ya peki? Bir de kıştı sabah. Kış olduğu için bir de oradan benim evi biliyorsun zaten. Setkale'den aşağı kadar yürüdüm. Yürünce bir midem bulanmaya başladı aç olunca. Değdi mi akşama doğru değmeye başladı değil ama yani. Sabah çok kötüydü. Arkandaki oturan erkeği anlattın. Önünde kronun biri oturuyordu. Arkasına kadar Allah'ım yastık. Yakışmaz bana tabii bir şey diyemedim de. Hayır. Arkaya yasladı koltuğu bir şey de diyemedim. Sen diyemedin o inince sen koltuğu düzledin. Evet sonra bir daha geldi bir daha tekrar, arkaya yastık. Arkaya yastık hiçbir şey diyemiyor. İşte böyle insanlar var yapabilecek bir şey yok. Olmayın. Kamu spotumuz. Saçını sıfıra vurdun. Saçımı sıfıra vurdum ve yakıştığını düşünüyor muyum? İnsanlardan olumlu tepkiler alıyorum. Sadece beni çekmiyor. Onları da çekmiyor. Yok ya ben beğenmedim. Bakınca çakacak şu an iyi. Ama o ilk an bir şok. Mesela aynen bu tamam. Ama ilk sıfır. Bence sıfır kimse yok. Öyle işte. Vurduk bir kere yapacak bir şey. Öyle bir hayatımız var. Biz gidiyoruz. Genel cerrahi sınavına gireceğiz. Hiçbir şey çalışmadım. İnşallah geçeriz. O kadar zekiyiz, Vitalleri de biliyoruz. Vitalle din nedir ki? Onları da söyleyemezsek yazık bize. Okuduğumuz tıpkı. Nabız nedir? Sınavın o. Bir dakikada kalkmak istiyorsan. Sonum sesi nedir? Aynen. Normal sonum sesi nedir? 12 ile 20 arası. Evet. Tamam geçtin ben. Geçti bence. Tansiyon 120'ye 80 milimetre civar. Teşekkürler videoma katkılarınızdan dolayı. Kapatıyorum. Bye. Merhaba. Merhaba. Bugün sınavımız var. Genel cerrahi sınavı. Genel cerrahi sınavı. Milyon son günü. Genel cerrahiden herkes geçiyormuş. O yüzden stresli değiliz. Evet. Instagram'ını ekleyelim mi şuraya? Instagram Barış Vatansever. Bulgaristan vatandaşlığı var. O yüzden AB vatandaşı sayılabiliyorsunuz. Evet, AB vatandaşlığını direkt alabiliyorum. Aha çok iyi. Evet, yani bunu bir düşünün isterseniz. Bunu düşünün. Eğer hızlı olan kapar. Bugün genel cerrahi sınavımız var. Beyza ile aynı hastamıza sahibiz. Anamnezi beraber aldık ve mutluyuz. Ben biraz ders çalışmadım. Beyza çok çalışmış. İnşallah geçeriz. İnşallah hatasız geçeriz ve su kazanır. Artık bizim bu çile yeter. Teşekkür ederiz. 2-3 tane atladı beni. Merhaba. Ben niye biteyim? Ben hiç gergin değilim. En rahat girdiğim sınavlardan biri. Ben rahat olduğum için gerginim. Ama bu bir derel aldığımı... Ne yaptığını? İlaç yuttum. Beta blokör. Kalbim yavaşlasın diye. Ben de bir gün zevkine belok atmak istiyorum. Neden olmasın ki? Belok ne için? İşte o da beta blokör. Sen ne aldın? Ben de beta blokör kullandım. Çok iyi. Nasıl hissettiriyor? Hiçbir şey hissettirmiyor. Zaten yarım alıyorsun ondan. Gayet mutluyum. Beni çok etkilemiyor ama rahatlattı. Daha iyi de falan rahatlattığını hissettim. Ben de istiyorum. Peki boş bir günümde alsam rahat bir günümde? Olabilir. Öyle denemiştim ben. Daha iyiden bir gün önce mesela 2 gün önce. Ay ben denemek istiyorum. Kafasını merak et. Hiç fark yok. Ben çok değişmedim. Benim kişiliğimi bozmadı. Anamnezimden biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle yazdım. Ben de Kemal'le birlikte aynı hastayı hazırladım. Dün hastaneden... Biraz gün yüzüm gözüksün. Evet.
Efendim hep maske yapmaz, burnum düşüyor ama. Dün hastaneden 8.30 gibi falan çıktık. Evet 8.30'da vardı. Çünkü bizim hastanın anamnezi çok kötü. Şu anamnezleri düzgün alın. Stajyerler çok zorlanıyor. Evet ya. En baştan biz yapmayalım. Çok bozdu. Adam 4 Haziran'da ameliyat oluyor. Yok. Yazmıyor hiçbir şey. Evet sadece işte hoca ameliyat sonrası yazmış yani. Hoca yazmış da hani anamnezinde yok yani öyle bir şey. Biz de bağlantıları kurmakta çok zorlandık. Sonra işte koşturmaca falan. Gece ağlama atakları. Dün 12 olmadan uyudum. Uyandım ve herkes böyle gece 1'de falan böyle ders falan konuşuyor. Sabah çok kötü hissettim. Ne bu tamam. Ağladın mı gece? Hayır ağlamadım. Yok. Siz ders dinlediniz sabah. Ay sabah diyorum gece. Ben yatışım yani üzerinden... Son gün ders dinliyorlardı ve ben kötü hissettim. O yüzden benim de dinlemem gerekiyormuş. Biz komşuyuz ve birbirimize seslerimiz çok gidip geliyor. Video sesi geldi.